Bütün hafta sonu senin yaşadığın hikayeyi konuştuk. Bütün Türkiye olarak. Bize geldiğin için bir kez daha teşekkür ederim. Bakalım sana nasıl yardımcı olabileceğiz inşallah. Seni ailenle kavuşturmak istiyoruz. Bizim tek amacımız o. Sen de ailene kavuşmak istiyorsun. Evet. Ama sen ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün şu anda Rize Spor kulübünde, Çaykur Rizespor'da top koşturuyor. Çok da başarılı bir futbolcu. Hangi takımı tutuyorsun sen? Fenerbahçe. Sen de Fenerlisin. Peki abin de uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadı. Şimdi Rize Spor'da. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Sen 2 yaşında mı yurda bırakılmışsın? 2 yaşında yurda verilmişim. 2 yaşına kadar sana kim bakıyor? Büyük ihtimalle amcamla annem. Amcanla anne. Evet. Peki sonrasında kaç yaşına kadar yurtta kaldın canım? 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar. 18 yaşına kadar yurtta kaldın. Yurt hayatı nasıldı? Hangi yurtta kaldın? Bir sürü yurt kaldım. Bir sürü yurtlarda kaldım. Değişik yurtlarda kaldın. Yani sınıf gibi düşünün. Yaş atladıkça yurt değişiyor. Atlıyor. Yaş atladıkça yurt değişiyor. Evet. İl hangisi? Hangi illere gittin mesela? Samsun, Bursa, en son Kocaeli. Samsun, Bursa ve en son Kocaeli. Evet. Bu arada Kocaeli gazetesine de çok teşekkür ediyoruz. İlk haberi onlar çıkardılar. Evet. Senin buraya gelmene de onlar sağladılar. Ben meslektaşlarıma, Kocaeli gazetesine çok teşekkür ediyorum. Oradaki yöneticilerine, haber müdürüne. Şimdi nasıldı? Yani oradan oraya geçerken hep böyle bir aileyi nasıl hayal ettin mi? Kim seni oraya bıraktı? Kafanda neler geçti, neler düşündün? Bir gün kavuşabileceğini düşündün mü mesela? Ben şey yapmadım. Hiç umut vermiyordum kendimden. Belli ki istemiyorlar diye hiç şey yapmıyordum. Ta ki o memurluk çıkana kadar. Ta ki o belge çıkıncaya kadar. Evet. Peki yurttan çıktıktan sonra 18 yaşında, şu an kaç yaşındasın Can? 27. 27 yaşındasın. 9 sene geçmiş herhalde. 9 sene. Şimdi o 9 sene nasıl geçti diye soracağım ama 18 yaşından sonra 4 yıl sokaklarda kalmışsın. Neden sokaklarda kaldın? Can biraz uzağım, ben senin yanına geleyim ya. Geleyim yanına. Geleyim sana destek. Siz bilirsiniz. Ha? Siz bilirsiniz. Evet, geleyim senin yanına. Peki 4 sene boyunca yani en son Kocaeli'nde mi sokaklarda kaldın? Evet. Her bulduğum bir yere giriyordum. Nereye giriyordun? Parklar olsun. Evler olsun. Evlerin altı olsun. Tek ben değilim. Benim yanımda 10 kişi vardı. 10 tane, hepsi yurtta mı ayrılmış çocuklar yoksa farklı nedenlerle sokakta? Ya yurttan da vardı da çoğu da başka yurtlardan da. Yolda denk geliyoruz. Nereye gidiyorsun? Böyle. Yatacak bir yer arıyorum. O da diyor ben de yatacak bir yer. Gel beraber öyle 10 kişi oluyoruz. 10 kişi oluyorsunuz. Evet. Ya bazen bir ağacın altında, bazen park. Bazen park. Yağmur yağmazsa park. Yağarsa? Yağarsa evlere kaçıyoruz. Hangi ev altı boşsa, balkonun altı, hemen giriyorduk. Peki ne yiyorsun, ne yapıyorsun, ne giyiyorsun? Zaten eşyalarımı merdivenin altına saklıyordum. Eğer yani birisi varsa içlerinden tanıdığım, seven birisi, para veriyoruz zaten. Ben karşıya geçeyim, izleyiciler senin o güzel gözünü görsünler. Sana ne yapıyorlardı? Para mı veriyorlardı tabii? Veriyorlardı. Ben de verince zaten direkt kıyafetlerimi yıkatıyordum. Öyle kendimi devir daim ediyordum. Hep böyle yapıyordum ben. Yani 4 yıl da uzun bir zaman sokaklarda. Kışın da mı sokaklarda? Kışın da sokaklarda. Mecbur. Zor bir hayatın oldu. Çok zor bir hayatın olmuş. Peki Can, sonrasında tabii devletin size tanıdığı bazı imkanlar var. Evet, memurluk. Memurluk geldi ama KPSS'yi kazandık. Ondan sonra kuraya tabi dediler. Kaça kadar okudun sen o zaman? Liseyi okudun mu? Liseyi okumadık. Kaça kadar okudun? 8. 8. sınıfa kadar. Lise 1'e geçtim. Ondan sonra yaşlı olunca... Peki neden sokakta kaldın? Yani sokakta kalmak senin bir tercihin olmaması gerek de ama niye kaldın? Yani mecburiyetten... Gidecek bir yer yok. Ailen yok. Aile yok. Yani bir tek ailemiz yanımdaki arkadaşlardı. Hem ana oldular hem baba oldular. Madde kullandın mı o sırada peki? Yok. Allah'a şükür hiçbir şey kullanmadım. Aferin sana. Hiç kullanmamış helal ya. Olsun, aferin vallahi helal olsun ya. Bravo. Şimdi sokakta kalan çocuklarımız... Çünkü çok zor bir hayat. Maalesef inanılmaz değil mi Orhan çok Bey? Çok zor bir hayat. Çok görüyorduk. Yani insan hani hangi birini dokunsanız hep böyle bir dram vardı işin içinde. Evet. İnsan üzülüyor gerçekten. Çok üzülüyor gerçekten. Bu arada Can, senin yaşadıklarına tanıklık edenler, neler yaşadığını bilenler, hatta Can şu anda gerçekleri söylemiyor, bizi kandırıyor mu diyenler de olabilir ama bence şu gözler bana yok, gerçeği söylüyor. Lütfen bizi arayın. Can'ın yaşadığına nelere tanıklık ettiniz? Neler gördünüz? Nelere şahitlik ettiniz? Ben herkesin yayını aramasını rica ediyorum. Özellikle en son 4 yıl Kocaeli'de mi kaldın? Ben 20 yaşındır Kocaeli'deyim. 20 yaşından. Kendimi bilebildim bile buradayım. O zaman Kocaeliler seni sokaktan tanırlar, sokakta. Ama tabii ne haldeydin o zaman? Üzerinde nasıl bir kıyafet vardı? Eski kıyafetler falan. Ya eski değil. Ben hep para bulduğum yerde yemek değil de kıyafet değiştiriyordum. Yani üstünü başını değiştiriyordu. Direkt yıkatıyordum. Mecbur. Yemekten çok kıyafet önem veriyordum. Şimdi yemek yemezse millet farklı bakacaktı. Hı hı. O yüzden mecbur kıyafeti harcıyordum. Aslında o zaman temiz bir görüntü de çiziyordun yani. Merkezde mi? Kocaeli merkezde mi kalıyordun? Evet. Benim epey oldu Kocaeli'ye gitmeyeli ben de. Ondan sonra... Can, anlat. Korkma, çekinme, ne olur. Her şeyi anlat ki seni ailen de şu anda, eğer onlar ailense bilmiyorum, futbolcu Gökhan Gönül'ün abin olduğunu iddia ediyorsun. Bunu nasıl öğrendin? Yani aslında Gökhan Gönül'ün, futbolcu Gökhan Gönül'ün de çok da başarılı bir futbolcu. Evet. Onun da ayrı bir hayat hikayesi var. Aile olarak aslında çok zor süreçten geçmişsiniz. Anne baba arasında problemler olunca. Ama böyle sokaktaki yıllarını çok merak ediyorum. Onu biraz daha, çok da fazla her şeyini anlatmayı çok seven bir çocuk değilsin ama seni izliyorlarsa Gönül ailesi, yaşadıklarını bir duysunlar istiyorum senin. Ya sokaktaki halimi anlatmayayım da ondan sonra kendimi toparlamaya başladım. Yani bir işe girmem lazım dedim. Hı hı. Gittik koltuk fabrikasında, hı hı, hem güvenlik olarak hem de orada çalışıyordum. Hı hı. Kendine mi gittin, iş buldun? İki iş birden yapıyordum orada. Hem güvenliğini sağlıyordum hem de orada çalışıyordum. Peki kendin mi buldun yoksa kendi artık sokaklarda yaşamak istememeye nasıl karar verdin? Ya bir, iyi bir karar. Bir arkadaşım önerdi. Evet. Parası az ama yapacak bir şey yok. Hı hı. Koltuk fabrikasına girdin sonra? Ondan sonra koltuk fabrikası kapanınca orası beni başka bir yere yönlendirdi. İyi çalışayım diye. Hı. Yatak fabrikasına gittim. Orada birkaç sene çalıştım. Peki o fabrikada çalışırken nerede kalıyordun? Oranın güvenliğini yapıyordum, hem orada kalıyordum. Orada yaşıyordun. Yatacak yer, evet, yatacak yer veri verdikleri için orada kalıyordun. Evet. Korktun mu? O 4 yıl nasıl geçti yalnız? Korktun mu hiç mi? Hiç tanımadığın insanlarla, yani çünkü bazı çocuklar da maalesef maddeye alıştıkları için onlarla bir arada olmak da çok zor olsa gerek yani. Valla bu zamana kadar çok kullanan arkadaşım vardı. Hı hı. Ben sadece uzaklaşırdım. İzlerdim onları. Ama bu zamana kadar hiç kullanmadım. Kullanmam da. Peki korktun mu o sırada? Sokaklarda yaşarken? Ya korkuyorsun, mecbur korkuyorsun. Hı. Çünkü kimin ne yapacağı belli değil. Köpek ısırabilir, başkası saldırabilir. Bazen tek yattığım da oluyor benim. Kafa mesleğe gidiyorum. Nereye gidiyordun kafan estince? Farklı bir yere, marina olsun, Seka Park olsun. Gidiyordum oraya, bir yere yatıyordum. Acaba benim bir gün annem çıkar mı karşıma diye bekliyordum. Bir ümit var içinde, vardı o zaman. Ha, tatlım benim ya.